Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhaneke la ilme lena illa ma allamtana innaka entel alimul hakim. Rabbi şrahli sadri ve yessirli emri ve hlul ukdeten min lisani yefkahu kavli ve fevvizu emri ila Allah innallaha basirun bil ibad. Euzu billahi'l azim ve bi vecihil kerim ve sultanihil kadim min şerri şeytanirracim. Elhamdülillahi'llezî erselâ rasûlehu beşîran ve nezîrâ. Vessalâtu vesselâmü alâ men ahya'd-dîne ba'de en kâne esîrâ. Ve alâ âlihi ve ashâbihi'l mukaddimîn alâ'l hayri ve lev esîrâ. İlemû enne afdalel kitâbi kitâbullah ve afdalel hedyi hedyu Muhammedin sallallahu teâlâ aleyhi ve sellem ve şerrü'l umûri muhtesâtühâ ve kullu muhtesin bid'a ve kullu bid'atin dalâle. Ve kulle dalâtin finnâr. Ve bis senedil muttasiler nebi sallallahu teâlâ aleyhi ve sellem ennehu kal. İzâ aradallahu bil emîri khayran ceale lehu veziran vezîre sıdk in nesiye zekkerahu ve in zekera e'ânehu ve izâ erâde bihi gayre zâlik ceâlehu lehu vezîre sü' İn nesiye lem yüzekkirhu ve in zekere lem yu'in. Sadaka Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin cümle peygamberan-ı rızam aleyhimussalavat ve teslimatın ehl-i beyt, ehl-i ashab, etbaları rıdvanullah aleyh mecmainin bil cümle ahirete irtihal eden mümin ve müminatın hasaten eserinden yararlandığımız camimizin haziresinde metfun Ahmet Ziyad'ın Gümüşhanevi ve üstazlarının kendisinden feyiz aldığımız, ilim bahsettiğimiz eserlerinden yararlandığımız üstazlarımızın, meşahefendilerimizin hazırun burada bulunan ve dersimizi dinleyen kardeşlerimizin, tüm geçmişlerimizin ervahı için el Fatiha. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah. Bismillahirrahmanirrahim. Resulü Müştaba sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz buyuruyor. İza aradallahu bil emiri hayran. Allah Celle Celalu bir emire, insanların başına idareci olan, tabii burada kasıt müminler, müminlerin başındaki idareciye, idareci hakkında hayır murad ettiğinde, halkına karşı idarede hayır murad ettiğinde, kasıt emirden kasıt devlet reisidir veya memurlarıdır. Devlet reisinden sonra gelen, işte bugün sistem hiç buna aykırı değil. Eskiden yalnız ülkeyi bir kral veya hükümdar miydi idare ediyordu? Başta o vardı ama onun da gene veziri, vüzerası, yardımcıları vardı. Burada da aynı. Evet, devlet reisi veya onun naibi, memurları hakkında hayır dilediğinde Allah ceale lehu vezira sıdkın, o idareciye sadık, doğru sözlü bir vezir halk eder, verir. Vezir, vizir kökünden gelir. Vizir, günah, ağırlık demek. Şimdi devlet idaresi, halkın idaresi bir yüktür. Bir yüktür. Birçok insanın sorumluluğunu üstüne almak yük olmaz mı? İşte bu yükü taşımasında ona yardımcı olacak, onun ağırlığını, ona yüklenen bu idarecilik sorumluluğunun yükünün hafifletecek, yükünü alacak vizir, yük. Yükünü alacak adama vezir derler. Vezir derler. Böyle bir yardımcı, böyle bir yardımcı halk eder, doğru sözlü, sadık, evet, sözüne güvenebileceği, görüşü isabetli, gerektiğinde onunla istişare edebilecek, ona yardım edecek, sadık, bağlı, hainlik yapmayacak, iyi, isabetli fikir sahibi bir vezir, yardımcı halk eder, verir. İn nesiye zekkerahu, o başta bulunan kişi eğer unutursa ona hatırlatır,
Yapılması gerekeni aklına gelmiyor. Başında bir sürü iş var. O yardımcısı kenarda. Bugün sistemde aynı biliyorsunuz. Bir siyasiler var. Şu veya bu partinin adamı var başta. Bir de devlet mekanizmasında tecrübe sahibi uzman kişiler var. İşte müsteşar, genel müdür falan filan filan diye. İşte o müsteşar dediği kimseler, genel müdür dediği kimseler, uzmanlar, böyle baştaki adamın bin türlü başında fikirler var. Siyasi fikirler var, başka türlü yani milli sınırlar içindeki sorunlar var. Ülkenin dış ülkelerle olan sorunları var. Bir sürü fikir kafasında, düşünceler, fikirler var, uğraştığı işler var. Hatırlamayabilir bazı şeyleri. O yorgunlukta, o şeyin yoğunluğunda, işin yoğunluğunda ona hatırlatır. Bu adam siyasi değil, uzman kişi, şeyin dışında, kavganın dışında, işin uzmanı, kenarda duruyor. Seçimle gelmemiş, seçenlerine bir sorunu yok. Efendim, böyle uzman, işin uzmanı kişiler, vezirler hatırlatırsa baştaki adama, şu iş yapılacaktı, yapılmadı, yapmamız gerekir diye hatırlatırlar. Evet, hatırlatırlar. Kanunları uygulama konusunda, ahkam-ı şer'a, kanunları uygulama konusunda veyahut da haksızlığa uğrayanların haksızlığa uğradığını hatırlatmada, haklarını alıverme konusunda, halkın yararına olan şeyleri ona hatırlatmada yardımcı vezir verir Allah. Ve onun hayır murad ettiğine böyle isabetli görüşlü, güzel şeyler onu hatırlatan, yanıldığı zaman da onu uyaran sadık bir vezir, yardımcı halk eder. Ve in zekara e'anehu, hatırlıyor ama nasıl yapacağını bilmiyor. Siyasi bir adam mesela bir müsteşar kadar o işin kurallarını, kaidelerini, kanunların detaylarını bilmeyebilir. Bilmeyebilir. O uzmandır. Yıllarca bu konuda çalışmıştır. Hatırlasa bile, yapmak istese bile yapılma sistemini, yordamını, usulünü ona tarif eder baştaki adama. Bu yoldan gidersek yasalara uygundur gibi e'anehu, ona yardım eder. Adam bir şeyler yapmak istiyor ama usulü bilmiyor. Ona yardım eder. Görüşüyle, sözüyle, fiilen hepsi beraber ona yardım eder. Ve izâ arâde bihi gayre zâlik, bunun dışındaysa eğer, yani baştaki adamı sevmiyorsa Allah, gelmiş insanların başına sevmiyor ise, evet, burada bunun dışında kelimesi var. Adam hakkında şer murat ederse diye demedi Efendimiz. Efendimiz cevamiül kelim, ümmidir ama tahsili yoktur ama muallimi Allah'tır. O öğretmiş. Böyle yakışık almaz. Allah hiçbir yarattığı kimse hakkında şer dilemez. İnsanlar diler, o istediği için yaratır. Hayrı ve şerri Allah yaratır ama şerri insanlar hakkında dilemez. Ehl-i sünnet inancı da budur. Allah kötülük murad etmez. Ama insanoğlu bunu ister, öldürmek ister. Öldürmek isteyen adamın kolunu hareket etme gücünü Allah hareket eder. O istiyor çünkü. Yasaklamıştır, yapma demiştir. Ama o istediği için de, imtihan dünyası bu, o kolunu kıpırdatma gücünü Allah halk eder. Hayır ve şerri Allah yaratır, bu demek. Onun için Peygamberimiz buna işaretle Allah bir kimse hakkında şer dilediği zaman buyurmadı. Hayır diler, böyle vezir tayin eder, ona halk eder. Bunun dışında murad ederse dedi. Şer kelimesini kullanmadı. Nezaketinden, edebinden ayrı, Allah hakkında Allah şer diledi, kötülük diledi denmeyeceğini bize öğretmek için. Evet, şimdi ne diyeceğiz bu uyarıdan dolayı? Adam bilmiyor böyle meseleleri. Allah da hata ediyor kardeşim diyor. Allah hata eder mi ya? Allah hata etmez. Hata eden insanlar,
İmtihan dünyası bu. İrade vermiş, akıl vermiş. Adam illa böyle yapacağım diyor. Ama imtihan olabilmesi için de onun istediğini yapmak lazım. Halk eder, gücü verir ama isteyen insandır, sorumlu insandır. Allah hata etmez. Bu söz yanlış. Allah ne yaparsa güzel yapar. Şer dilemez. Onun için İbrahim Hakkı Hazretleri, hak şerleri hayreyler, zannetme ki gayreyler. Mevla görelim neyler, neylerse güzel eyler. Şer dilemez Allah, hep hayırdır. Sen onu şer zannedersin. Değil, şerri isteyen insanlardır. Evet, yaradan Allah'tır ama isteyen insanlardır. İşte bu ince, bu söz son derece güzel, önemli. Bunun dışında kastettiğinde, yani sevmedi mi adamı, zorlamak yok. Cealehu lehu vezire su'in, ona iyi arkadaş nasip etmez. Yakın tarihimizde hepiniz görmüşsünüzdür. Çevresi adamı ya batırır ya çıkarır. Başarının sırrı kadroyla olur. Bir tek adam her işi göremez, yapamaz. Biz de yıllarca idarecilik yaptık. Müdür olduk, şurada burada. Kadron iyiyse, sana sadıksa, eğer hainlik yapmıyorsa başarırsın. Hep beraber olur bu iş. Sen ne kadar iyi düşünsen, aşağıda iş yapacak adamlar iyi düşünmüyorsa senin emrin aşağı gidince kadar erir, yok olur. Ağzına yüzüne bulaştırırsın. Kadro işidir bu iş. Peygamberimiz onu söylüyor. Bugünün modern dünyası da aynı şeyi söylüyor. Evet, Türkiye değil konumuz. Genel konuşuyoruz. Dünyada, demokrasilerde halkın seçtiği adam iktidara geldi mi kadrosunu kurma hakkı vardır denir. İlimde böyle, hukuk ilminde böyle, siyaset ilminde böyle. Yukarıdaki adamın kadrosunu kurma hakkı vardır denir. O gelince işte müsteşarını, genel müdürünü, memurlarını yeniler. Bu normal karşılanıyor. Bütün dünyada böyle bu. Peygamberimiz de onu söylüyor. Başarı, baştaki adama sadık, iş bilir, kafası çalışır, sadık, güvenilir kimselerse başarır. Onun başarısını ne Allah yardım ediyor demektir. Böyle güzel yardımcılar vermişse eğer adamın etrafında, Allah o adamı seviyor demektir. Mahcup etmeyecek insanlara karşı demektir. Yok böyle değilse o zaman kimi getirdiyse hırsız çıkar, beceriksiz çıkar, ağzına yüzüne bulaştırır, adamı da rezil ederler. Allah o adama yardım etmiyor demektir. Böylece başarılı adamın etrafındakiler güzel adamsa ölçü veriyor bize. Demek Allah bu adamı seviyor diyebiliriz. Böyle hep dürüst adamlardan şey kurmuş, böyle kadro kurmuş, işler tıkır tıkır işliyor. Baştaki adamı Allah seviyor diyebiliriz. Onun alametidir diyor Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Böyle kötü adam verir etrafına, öyle kendi haline bırakır. Ve innesiye lem yüzekkirhu, aklına bir şey gelmiyor. Gece gündüz meşgul. Beyefendi şunu da yapmamız gerektir diye hatırlatmaz. Hatırlatmaz adam kendi keyfinde, işinde, zevkinde. Öteki adama yardım etme kafasında yok zaten. Kötü bir kadro, kötü bir idareci. Unuturuz, hatırlatmaz. Ve in zekere lem yu'inhu. Adam, baştaki adam çırpınıyor, bir şeyler yapmak istiyor. Ama etrafında adam iyi değilse yardım etmez ona. Tek başına çırpınır durur adam, yine başaramaz. Yardım etmez. Böyle adamlar, çevresinde olan adam demek ki Allah tarafından yardıma mazhar olmamış adam demektir. Olmamış adam demektir. Evet. İnsanlara en çok zarar veren şey insanların önderi olan idarecilerdir. Zararı herkese dokunur. Sen bir kötülük yapsan zararı kendine, kötülük kendine dokunur. Ama insanların idarecisi bir adam, baştaki adam, halkın başındaki adam bir yanlış hareket yaptı mı
onun yanlışlığının sonuçları, kötü sonuçları bütün insanlara yayılır. Bütün insanları kapsar. Onun için baştaki insanlar çok önemlidir. O eğer becerikliyse güzel kadrolar seçer. Allah ona yardım eder. Becerikli bir adam değilse kendisi gibi vurguncu, düşüncesiz, bir beceriksiz adamlar etrafını sarar. Battıkça batar. Tabii halka da zararı ulaşır bunun. Buyuruyor Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Ebu Davud, Beyhaki, İbn Hibban, Ayşe radıyallahu anha validemizden bize naklediyor. Mürüvvet sahibi insanlardan bir kadro, becerikliysen bir kadro ile çalışmak yüz artır. Bu da Allah'ın onu sevdiğinin alametidir. Yok böyle değilse, iki yüzlü insanlar, beceriksiz insanlar, dolmuşsa karaktersiz insanlar, adam batar, zararını halta çeker, Allah da o adama yardım etmiyor demektir, ona işarettir. Evet, اِذَا اَرَادَ اللّٰهُ بِقَوْمٍ نَمَاً Allah bir kavim hakkında böyle bereket murad ettiğinde, hayırda ziyade artış, bolluk lütfetmek istediğinde, رَزَقَهُمُ السَّمَاحَةَ وَالْعَفَافِ cömertlik verir onlara, iffet verir onlara, yasak şeylerden uzak durma bilincini onlara lütfeder. Evet, bereket vereceği zaman insanlara cömertlik ve iffet, yasak şeyleri işlememek, bu insanlığa sığmaz, dürüst olmak lazım der insanlar. O kavme Allah hayır murad ettiği zaman herkesin kafasında rüşvet tasvip edilmez. Haksızlık tasvip edilmez. Asla buna geçit verilmez. Hepsinin kafasında bu vardır, bu olur. Herkes cömert davranır, iffetli davranır. Ama ve izâ arâde bi kavmin iktita'an Allah Celle ve Ala bir kavim hakkında bereketin kesilmesini murad ederse, evet, hayır ve nimet konusunda onlara yardım etmiyorsa, etmezse, feteha aleyhim bâbe hiyâne, hainlik kapısını açar onlara. Her gelen soymaya gelir, hıyanet eder, emanete hıyanet eder. Evet, Türkiye dışında konuşuyoruz. Hassas konular ama biz hadisleri açıklamaya çalışıyoruz. Hiç kimseyi hedef almış değiliz. Bunun peşinden söyleyelim. Milletin seçtiği adamlara dünyanın her yerinde ne diyorlar? Temsilci, vekil. Sen aleyhine çalışacak adama vekillik verir misin? Vekillik vereceğin, temsilci gönderen adam güvendiğin iyiliğimi istesin. İyiliğime olan şeyleri yapsın diye vekillik verirsin, temsilci yaparsın. Hiç gel benim altımı oy, benim haklarımı kaybet diye kimseye vekalet vermez, temsilci yapmaz. Bunun mahiyetinde vardır bu iş. İşte böyle bir millet, bir kavim hakkında Allah hayır dilerse iffetli, dürüst, cömert kimseleri böyle duygularla, insanları böyle duygularla bilinçlendirir. Yok, böyle değilse hep insanlar çıkarcı olur. Kimse kimseyi düşünmez. Ben kurtulayım da ötekiler ne olursa olsun diyen zihniyette olurlar. Şimdi emanete hıyanet. Emanete hıyanet rızkı kaçırır. Emanete riayet rızkı, bolluluğu celbeder diyor hadisin şerhindeki alimler. Yani bir millet düzgünse, başka insanları da düşünüyorsa, yani nasıl kendine iyilik yapılmasını istiyorsa, başkalarına da aynı iyiliklerin gelmesini hiç çekinmeden istiyorsa,
böyle milletse cömert ve iffetli insanlarsa dürüst, Cenab-ı Hak onlara, onlar hakkında bereket ihsan eder, hayır diliyor demektir. Yok, milletin hepsi kendi derdinde. Bana ne elin adamından zihniyetindeyse o millet hakkında Allah hayır dilemiyor demektir. Öyle söylüyor. Evet. Şimdi başka hadislerde de var, gelmesi lazım. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem bu konuda bizleri çok uyarıcı sözleri var. Kema tekunu yuvella aleyküm. Siz nasılsanız başınızdaki adamlar öyle olur. Siz adam kandıran, hak hukuk tanımayan, çıkarcı, kimseye hak tanımayan, hep benim menfaatim diye o zihniyetliyseniz halk olarak başınıza da öyle bir adam gelir. Yok siz hepiniz, yok kimsenin hakkını yememiz, yememek lazım, insanlığa sığar mı bu diye dürüst, bilinçli adamlarsanız, dürüst adamlarsanız, insanları düşünen, fedakarlık duygusuyla dolu insanlarsanız başınıza da öyle adam gelir. Öyleyse diyebiliriz değil mi? Baştaki adamlara küfredip durma. Lanet edip durma. Zaten Müslümanlıkta peygamberimiz öyle söylüyor. Başınızdaki adamlara lanet etmeyin diyor. Çünkü Allah belasını verirse kim zarar görecek? Yine sen göreceksin. İnsan kendi kuyusunu kazar mı? Efendimiz uyarsa ne kadar güzel. İnsan kendi kuyusunu kazar mı? Başındaki adama kızıyorsun, lanet okuyorsun, beddua ediyorsun. Zararı kime gelecek? Sana gelecek. Öyle yapacağına diyor, nasihat et, yararlı olan şeyi hatırlat, dua et, hidayet ver ya Rabbi, doğruya, bu doğruyu buna göster, doğruya yönelt diye dua et diyor. Müslüman bunu yapar. Bana ne dersen, zaten böyle zihniyetteki milletin başına da ona layık adam gelir. İyi adam istiyorsan öyleyse, evvela biz vatandaş olarak tek tek düzgün adam olmalıyız. Düzgün insanlardan oluşan bir milletin başında kötü adam barınamaz, duramaz, iyileşemez. Hadis onu söylüyor. Yok, herkes zaten kimse kimseni düşünmüyor. Herkes birbirinin kuyunu kazıyorsa, hep çıkarıyla gece gündüz yatıp kalkıyorsa başına da öyle adam gelir. Ne huzur kalır, ne güven kalır, ne mutluluk kalır. İyi idareci istiyorsan yani, evvela ferden birey her birimiz olarak iyi insan olmaya çalışmalıyız. Kendimizi düzeltmeliyiz. Kendimiz düzelirsek toplum olarak başımızdaki de iyi olur. Efendimiz bize bunları hatırlatıyor. Evet, günümüzün dertleri bu. Yani günümüzün de eskisinin de derdi bu. Aristo mesela devlet idarecileri hakkında bu söylediklerimizi hep yazmış. Yunan filozofu Aristo. Hepsi yazmış. Baştaki adam düzgün hareket edecek. Ama vatandaş düzgün hareket etmeyi istemiyor. Benim işim gör diyor. Ya diyor, bırak şu kanunu manunu diyor. Benim işimi hallet diyor. Ne yaparsan yap. Bir sen demiyorsun tabii. Öteki benim için de hallet diyor. Memleket batacak yahu. Herkes kendi derdine düşerse memleket batacak. Hiç onu düşünmüyor ise baştaki adam duramaz. Undurdurmazlar zaten. Böyle kanunları değil de çıkarlarını düşünen bir toplulukta dürüst memur nasıl barınsın? 10 kişi onu şikayet eder. İşimizi görmüyor, yapmıyor. Ya adam kanunu uygulamak istiyor. Ne zorluyorsun? Kanuna aykırıysa bu iş. Ama insanlar bozuksa böyle, benim işim görülsün öbür tarafı bana ne diyorsa, adamı 10 kişi şikayet eder. Oradan oraya, oradan oraya sürdürürler. Tabii bir adamı 20 kişi şikayet ederse yukarıdaki diyecek ki, ya bir kişi mi doğru söylüyor, 20 kişi mi? Adamı oradan alacak, bir yere gönderecek. Dürüstlüğünün kurbanı. Doğruyu siz ne diyorsunuz? Bunlar hep biliyor bizim insanımız. Doğruyu söyleyen 9 köyden kovulur. İşte bu. İnsanların güzel olması lazım. Başındaki adamın güzel olması için.
İnsanlar güzel değilse, başta adam düzgün de olsa yaşayamaz, barındırmazlar. Oradan oraya sürdürürler. Evet, idarecilik konusunda her birimizin evvela kendimizi güzel, dürüst adam mıyız, kontrol etmemiz gerektiği böylece anlaşılıyor hadis-i şeriften. Taberani, İbn-i Asakir Deylemi, Ubadet İbn-i Samit, Darimi Keza ondan nakletmişler. Allah onlardan razı olsun.